Bir sapık Taksim'de bir kadını bıçaklamış, arkadaşını omuzlayıp evine götürmüş, arkadaşlarıyla birlikte cinsel saldırıda bulunmuştu. Güvenlik kamerası görüntülerine rağmen 2,5 yıldır kimliği belirlenemeyince Yargıtay'da haliyle sordu. Nerede bu sapık? İstanbul'un göbeğinde bir kadını bıçaklamış, diğerini de omuzlayıp metruk bir binaya götürmüş, cinsel saldırıda bulunmuştu. O sapık bir türlü bulunamayınca Yargıtay'dan o sapık nerede çıkışı geldi. 2,5 yıl önceydi. Taksim'de bir bardan çıkan iki kadından biri bayılıp yere düştü. O anda yoldan geçen bir adam genç kadını omzuna alıp götürmek istedi. Kadının arkadaşı karşı koymak isteyince de onu acımasızca bıçakladı. Kadın kanlar içinde yere yığıldı. Rızan isimli bir adam diğer kadını omzuna aldı ve iğrenç planını uygulamaya başladı. Kadını metruk bir binaya götürdü ve ona orada cinsel saldırıda bulundu. Saldırgan kameralara işte böyle yakalandı. Cinsel saldırıda bulunduğu kadını omzuna aldı, bu kez bir arkadaşının evine götürdü. İstismar suçuna ev sahibi de ortak oldu. Genç kadın kendine gelir gelmez soluğu karakolda aldı. Kendisine bu iğrenç olayı yaşatanlardan şikayetçi oldu. Olayla ilgili iki kişi tutuklandı. Ancak 2,5 yıldır kadını omuzlayıp metruk binaya götüren şahıs bulunamadı. Sanıklardan Engin Kayıran'a 24, Dursun Aydemir'e 20 yıl hapis cezası verildi. Avukatları itiraz edince bunu Yargıtay'a taşındı. Yargıtay, Rıdvan isimli şahısla ilgili yeterli araştırma yapılmadığını belirtti ve soruşturmanın eksik kaldığını gerekçe göstererek kararın bozulmasını istedi. Saldırıya uğrayan kadının avukatı da görüntüler net olmasına rağmen o sapığın bir türlü bulunamamasını eleştirdi. Daha etkin bir soruşturma bekliyoruz dedi.